القرآن بالقرآن نوّر قلبي بالقرآن نوّر قلبي بقرآن ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Anne osabioda kalmıştık. Bir önceki dersimizde cazimatları okumuştuk, harf olan cazimatları okumuştuk. Zaten orada detaylı olarak işte bugünkü okuyacağımızı da amel noktasında anlatmıştık. Demişti ki bir önceki yani yani neosadis'te cezmedenler harflerdir, buradakiler ise isimdir ve oradakiler in hariç diğer harfler dört tanesi bir fiili cezmeder. Buradakiler ise burada sayacağı dokuz tane e, kelime ise e, isimleri e, iki fiili cezmeden e, kelimelerdir amillerdir. Bismillah. Al-nu'u sab'u Yedinci e, kısım yedinci no e, isimlerdir. Dolayısıyla e, şimdi isim olan amillere giriş yaptık. Esmaun e, isimlerdir. Tezdimül fi'el'i mudariğa fi'el'i mudariğa cezmederler. Şimdi Burada tezzimu diyerek zaten amelinin ne olduğunu söyledi. Cezm edecekler. Kimi cezm edecekler? El fe'le el mudari'a. mudari, mudari fe'li. de o zaman ma'muldur. E, bu esma amildir. Amiler isimdir. E, ameli ise cezmdir. Tezzimu. Ma'mulleri ise el fe'le el mudari'a. mudari. İki tane fe'li mudari'tir. E, cezmi ise efal erba'da zaten sükun. Yani e, ötreyi sükuna dönüştürür. E, ötreyi hasfeder sükun kalır. Ef'ali kamsede ise nunları hasfeder. Cemi meneslerde i ise bir şey karışmaz. Ef'ali erba'a eğer mu'tellamsa e, sondaki harfleri hasfeder. Mesela diyelim ki e, men e, düşünürsek e, teğzu vav var. Men geldiğinde men teğzu vav hasfe gider. Dolayısıyla ef'ali erba'a da eğer e, sahihse, salimse e, sükun olur. Yok eğer mu'tellamsa, nakıs ise o zaman ee, harfin hasfile olur cezmi. Efali de ise ister muhtel olsun ister e, muatel olmasın. E, nunun hasfiyle olacak. E, meneslerde ise hiçbir şekilde değişmeyecek. Enne'u sabi'u esma'un bazı isimlerdir. Ki e, tezzimul fe'lel mudari'a bunlar fe'le mudari'a cezmederler. ederler. Tabi sadece bir fe'le mudari'a değil iki fe'le mudari'a cezmederler. ederler. Ala ma'na in. In manasında. Yani bunlar in manasında gelerek e, felimdara cezmedecekler. E, i̇n burada esastır. İnin in manası neydi? Ceza u şartın yani ikinci fiilin meydana gelmesi birinci fiile bağlıdır. Yani ikinci e, cezmedeceği ikinci fiilin gerçekleşebilmesini biz birinci fiilin gerçekleşmesine bağlıyoruz. Mesela demiştik yine e, in de mesela diyelim. İn te etini ökrimke. Sen gelirsen sana ikram edeceğim. Burada biz ökrimke yani ikinci mezun olan fiilin meydana gelmesini yani ikramın meydana gelmesini teeti yani gelmene o e, birinci fiilin e, meydana gelmesine e, bağlıyoruz. Dolayısıyla ikramın gerçekleşebilmesi için benim ikram etmem için gelmen lazım. O ikram için gelmek, e, gelme fiilinin meydana gelmesi lazım. Dolayısıyla ikinci fiil birinci fiilin meydana gelmesiyle gerçekleşiyorsa işte bu in bunu sağlıyor. Yani ikinci fiilin gerçekleşmesini birinci fiilin gerçekleşmesine bağlıyorsa işte o bağlama noktasında in gibidirler. Bunların hepsinde bu mana var bir kere. Yani mesela mende, metada, mehma, keyfema, izma, ee, haysuma hepsinde bu var. Ayrıca yani in'in dışındakiler ki burada in yok çünkü harf de harf olduğu için bir önceki fiilde e, bölümde işledi. Diğer e, işte mendir, madır, mehmadır vesaire Bunlar bu e, mananın dışında yani cevabı şartı ikinci fiili birinci fiile bağlama dışında kendilerinin ifade ettiği farklı ek olarak manaları da var. Onları söyleyeceğiz. Inin sadece bir manası var. O da birbirini, e, o iki fiili birbirine bağlamaktır. Ama bunlar birbirine bağlamanın dışında ek bir manaları da vardır. Ala in, inin manasında ve hiye tis'atu esma. Bunlar kaç tane isimdir? Dokuz tane isimdir. Yani dokuz tane ismimiz var ve bunlar e, fiil iki tane fiil-i müdariye cezm ediyorlar. İn manasındadırlar. Ayrıca farklı manaları da vardır. Birincisi men. Bu dokuz isimden birincisi men'dir. Dediğimiz gibi bir önceki kısım no eee bir fiil müdarâ cezmeden kelimelerdi, harflerdi. Burada ise iki fiile cezmeden isimlerdir. Bir önceki no o? Harflerdi. Bu no ise fiil e, isimlerdir. bir öncekinde kimisi bir fiile cezmederken bazısı mesela in iki fiile cezmediyordu. Burada hepsi iki fiili cezmediyor. Ve biz bu e, kelimelerin yani bu isimlerin sayacağımız dokuz ismin her birisinin başına geldiği fiillerin isimlerini şu şekilde söylüyoruz. Birinci fiile fiil şart, ikinci e, fiili ise cevabı şart veya ceza şart. Mesela diyelim ki e, mende men de söyleyeceğiz. Men tadrib edrib. Burada men tadrib menin cezmeti birinci e, kelime, birinci fiile fe'lu şart diyoruz. İkinci fiili ise ki adriptir, cevabı şart veya ceza şart. Birincisi neydi? Men'dir. Men e, manası nedir? Men akıllar için kullanılan bir e, kelimedir, isimdir. E, ayrıca zaten bir e, işte cevabı şartın meydana gelmesini, fe'lu şartın meydana gelmesine bağlıyor. Nahuna gibi Men tadrib adrib sen kimi vurursan ben onu vururum. Bakın burada men tadrib tadribi cezmetmiştir. Adribi de etmiştir. Dolayısıyla iki fiili cezmetmiş. Burada men iki fiilin başına gelmiş. Tadrib onun fiil şartı, adrib onun cevap şartı. Dolayısıyla burada men iki tane men'in iki tane mamulu vardır. Yani şu ana kadar okuduğumuz bütün e, kelimelerin amillerin mamulleri bir taneydi. Ama bunların mamulleri iki tanedir. Men'in mamulu hem tadridtir hem de adriptir. Tabi men men sadece tadribi ya da e, bununla ilgili farklı görüşler var. Yani ikisini birlikte men mi yapmış? Yani bu isimleri mi yapmış yoksa farklı şeyler mi? Burada e, ya da o diğerini yapmış. Bununla ilgili ihtilaf, ihtilaflar var. Bizim şu anda öğrenmemiz gereken şey, bilmemiz gereken şey men'in ikisini de cezmettiğidir. Burada men iki fiili de cezmetmiştir. Tadrib de, de onun ma'muludur. Ma Burada men amil, tadrib onun meamulu, adrib de onun meamulu. Tadrib ve adribdeki o sukun ise men'in amelidir. Manası nedir? Men tadrib sen kimi vurursan, adrib ben onu vururum. Ve men yukrimni ökrimhu. Sen kime e, ve men yukrimni kim ki bana ikram ederse ukrimu ben de ona ikram ederim. Bakın burada iki tane e, mene iki tane örnek verdi. Onun e, hikmetini inşallah açıklayacağız. Dolayısıyla men tadiba kimi vursam ben onu vururum. Men yukrimni kim ben, bana ikram ederse ukrimu ben ona ikram edeceğim. Bakın burada men yukrim mimi sakin yapmış. Ukrim mimi sakin almış. Dolayısıyla men iki fiili cezmetmiş. Men burada amil, yükrim mamul, ökrim mamul ve yükrimle ökrimdeki o sükun ise menin amelidir, cezmdir dolayısıyla. Şimdi terkibini yaparsak men e, hem mübdede olabilir hem de mef'ul olabilir. Şimdi iki tane örnek vermesinin sebebi de budur zaten. Yani birinci örnek mef'ul olmasına örnektir. İkinci örnek ise mübdede olmasına e, örnektir. Tabi bu ee, kelimelerin hepsi. Bu e, Enne'u Sabi'te işleyeceğimiz dokuz isimlerde bir tanesi hariç hepsi mu'rebtir, e, mebnidir. Yani men, ma, mehma, e, izma, haysuma hepsi mebnidir. Sadece eyyün kelimesi hariç. O mu'rebtir. E, bunların hepsi mebnidir. Mahallen irab alacaklar ve bunların da terkipleri yerlerine göre değişiyor. Şimdi menin iki terkibi olabilir. Şart edatı olduğunda. Bir, mef'ul olabilir ki birinci örnekte öyledir. İki, müftede olabilir. Ne zaman mef'ul olur? Eğer cezmettiği fiilde ona dönecek bir zamir yoksa o zaman o fiilin mef'ülü olur. Ama eğer o cezmettiği fiilde ona dönecek bir zamir varsa o zaman men orada müftede olur. Ki bakıyoruz men tadribde fail ente olduğu için mene dönen bir zamir yok. O zaman men burada mef'uldur. Ama men yükrimli de e, yükrimnin içerisine fail huvedir. Huve de mene raci olur. Dolayısıyla burada meni müftede yapacağız. Men men tadrib edrib. Men diyeceğiz ki edatü şart. Zaten isimdir. E, Mahallen mensup e, tadrib e, fiilinin mef'ulu oluyor. Tadrib fiil faili müstetir ente. E, feylü şart olur, menin feylü şartı edrib, fiil, faali, müstetir, ene e, menin e, cevabı şart olur. Men tadrib kimi vurursan edrib, tabi edribin de mef'ulu mehzuftur, edrib hudur. Men tadrib kim, kimi vurursan edrib ben de onu vururum. Men kimi e, neyi anlamına katar. Ve men akıllar içindir. Yani e, akıllar ve e, erkekler için kullanılır. Genelde çok az bazen akılsız veya bayanlar için kullanılır. Men yukrimni ukrimhu. Men yine e, mahallen burada ise mahallen merfu'tur mübtedadır. Yukrim fiil faili müstetir huve. Mene racihtir. E, nun vikaye zaten harftir. Ya ise yukrimin mef'uludur. Yukrimni cümlesi menin feylu şartidir. Ökrim fiil faili müstetir ene. Hu onun mef'uludur. ''Yükrim'' cümlesi menin cevabı şartıdır'' Dolayısıyla burada men e, ikinci örnekteki men mübteda olmasına örnekti. Ee, tabi men yükrimni önce bu men e, dikkatinizi çektiyse men tadribte dedi ki tadribi cezmeden mendir. Dolayısıyla tadribin cezm amelini tadribte cezm amelini oluşturan amil mendir. Dolayısıyla tadrib ma'mul ma men amil oldu. aynı zamanda men tadribin ma'muludur. Ma Çünkü dedik ki men tadribunun mef'uludur. Mef'ul da fiilin ma'muludur. Ma Dolayısıyla men me'mul oldu, Tadrib ise amil oldu. Yani aynı zamanda men hem amil oldu hem me'mul oldu. Kendisi amildir, tadribin amilidir. Onda cezm ameli etmiş. Tadib ise amildir, men de nasb ameli etmiş. Çünkü onu mef'ul yapmış. Bir kelime hem amil hem me'mul olabilir ama farklı itibarlarla, farklı bakış açılarıyla. Yani burada men onu cezm yani ameli farklıdır. Tadibin de ameli farklıdır. Dolayısıyla farklı itibarlarla bunlar birbirlerinin ameli ve memuru olmuşlar. Bunda sıkıntı yoktur. Buna ilgili tartışmalar var tabi ama bunun benzerleri örnekleri Arapçada vardır. Men tadrib edir. Men yukrimni. Şimdi dedi ki men e, mübtedadır. Muhalle mefu. Yukrim fil faili misatır huve. Nun vikayye mef'ul. Yukrimni cümlesi menin felu şartı. Yukrimine e, fil faili misatır ene. Hu mef'ul. Yukrimu cümlesi e, menin cevabı şartı. Peki menin haberi kimdir? Yani men e, burada acaba yukrimni tek mi haberdir? Yoksa yukrimhu tek mi haberdir? Yoksa yukrimni ve yukrimhu. Yani hepsi haberdir. Bununla ilgili tartışmalar var. Şimdi Yukrimni ökrimhu sadla sagir yukrimni ökrimhu yani cümlenin hepsini e, haber olduğunu söylüyor. Yani men mübdeda yukrimni ökrimhu cümlesi haberdir. Ama e, i̇bn Şam Allahu Alem Muhunile Bib'de e, yanlış hatırlamasam yükrimunun yani sadece felü şartın haber olduğunu söylüyor. Çünkü esas burada olan felü şartın olduğunu söylüyor. Dolayısıyla e, farklı ihtilaflar var. Yani dört, dört mezhep var. Bir, birinci mezhep ee, hem fiil-i şart hem ceza, ceza şart yani birlikte haber olur. İkinci mezhep sadece ceza şart haber olur. Ee, üçüncü mezhep, e, üçüncü düşünce e, alimlerin görüşleri e, sadece şarttır. Dördüncüsü ise biraz çok da e, yani elle tutulur bir tarafı yoktur. E, Müptedadır haberi yoktur. Yani hu menin haberi yoktur. E, Sadla Sagir diyor ki e, tümü şeydir ama İbn-i Şam ise fiil tek e, haber olur. Cevabı şart onun haberi olmaz. Yani sadece fiil şart burada. Bu ihtilaflar var. Bu menle ilgili e, kısımdı. Şimdi ve eyyun. Ve eyyun. Nahu eyyen tadrib Bir diğer kelimemiz ki mu'rab olan ismimizdi. Diğerleri men mebnidi. Dikkat eden mebni ala sükundur. Men. Hiçbir zaman men değişmez. Mesela men tadribte de mef'uldu sükundu. Men yukrimni de ise merfu'utu Yine sükun üzerine mebnidi. Mebni ve mu'rab zaten memni amillerin kendisine dahil olmasıyla gelmesiyle değişmeyen, sonu değişmeyen kelimeler. Mu'rablar ise ee, amillerin ona dahil olmasıyla sonu değişen kelimelerdir. Şimdi bakın burada men iki örnekte de değişmemiş. Dolayısıyla buna memni diyoruz. Ama eyyen e, mesela eyyen tadrib edrib. Burada bakın mansurtur. Eyyuhum yukrimni yukrimhum orada ise merfudur. Değişiyor yani. Dolayısıyla değişebiliyorsa, değişiyorsa buna mühareb diyeceğiz. Eyyuh hangi şey anlamındadır? Hangi şahıs, hangi şey anlamındadır? Zaten in manası var. Yani birbirine bağlama noktasında. Bir de ayrıca ee, hangi şey anlamını katıyor? Nahu gibi? Eyyen tadrib adrib. Sen kimi vurursan adrib ben onu vururum. Şimdi bakın eyyen burada tadribin yine eyyen edat ı şart. E, mensuptur, mef'uldur. Kimin mef'uludur? Tadribin mef'uludur. Tadrib fiil, faili müstetir ente. Sen kimi vurursan. Adrib fiil, faili müstetir ene. Hu zaten mehzuftur, mef'ul olur. Dolayısıyla eyyen tadrib edrib. Burada sen kimi vurursan ben de onu vururum. E, tadrib eyyenin feylü şartıdır. Edrib ise onun cevap şartıdır. Bakın burada da yine eyyen hem amil oldu. Tadribin amil oldu. tadrible edribin. Hem me'mul oldu. Tadribin me'mul oldu. E, e, yani bu ismi şartlar acaba feylü şartın me'mulu mudur? Yoksa cevap şartın me'muludur. Bunlarla da ilgili ihtilaf var ama tercih edilen görüş feylü şartın me'mul oldu. Mef'ul oldu. Bu birinci örnekti. Mef'ul olabilmesini örnekti. Bu mütedada olabiliyor. Mesela ikinci örnek zaten onun için getirilmiş. Ve eyyuhum yukrimni ökrimhu. Aynı mem gibidir bakın. Hangisi bana ikram ederse ben de ona ikram ederim. Eyyuhum, eyyuhum mübtedadır. Hum mudafiliyidir. yukrim fiil fayi müsettir huve. Nun vikaye ye mef'ul. Yükrimini eyyunun fiil şartıdır. Ükrim fiil fail müsettir ene hu mef'uldur. Ükrim cümlesi eyyunun cevap şartıdır. Yükrimini ükrim cümlesi sadla sahire göre şeydir. Haberdir. Sadece yükrimini haberdir İbn Hişam'a göre. Eyyuhum yükrimini. Yükrimini burada eyyunun haberidir. İki şekilde de söylenebilir. Fark etmez. Alimlerin itilaf ettiği meselelerdir. Şimdi i̇şte, eyyuhum yükrimini. Ükrimu burada eyyuhum müptede olmasına örnekti. Eyyen tadrib de ise e, meful olmasına örnektir. Bakın eyyen, Eyu değişti. Mübteda olduğunda bakın merfu oldu. Halbuki mene bakın, men mübteda olduğunda da e, meful olduğunda da değişmiyor. Sükun üzerindedir. Burada ise değişiyor. Dolayısıyla eyyen muareptir. Eyyen tadrib edrib ve eyyuhum yukrimni ukrimu. Eyyen tadrib edripte de ise eyyen orada tenvin, e, mudafiliyenin yerine geçmiştir. E, yani mesela eyyen şahsin, eyyen ferdin tadrib edrib Bu tenvin e, onun yerine geçmiştir. Sürekli eyyo yine e, idafe edilir. Eğer idafe edilmemişse o terim zaten o idafenin e, mudafiliğinin yerine geçmiştir. Ona ivettir. Bu da ''eyo'' içindi. Hangi şey, hangi şahsı, kimi anlamında. Ve ma. Bir diğer kelimemiz ma'dır. Nehu ma tasna asna. Ma tasna asna. Ma ne içindir? Ma e, akılsızlar için genelde kullanılır. Yani nesneler, eşyalar için kullanılır. Ne gibi? Ma tesne esne. ma tesne ne yaparsan esne ben de onu yaparım. ma tesne esne. Şimdi ma edatü şarttır zaten. Tesne fiil faali müsetirente. Tabi ma burada e, mef'uludur. Esne ise cevab-ı cevabı şarttır. Faali E nedir? Bakın ma tesne esne. Ma tesne'yi cezm yapmış. Ayrıca esne'yi de cezm etmiştir. Dolayısıyla burada Ma iki kelimeyi de cezmetmiştir. Amildir. Amelleri ise oskundur. Ayrıca ma mef'ul olduğu için tesnaen de mef'ulu oluyor, ma'mulu oluyor ayrı zamanda. Yani ma hem amildir hem ma'muldur. Amildir, tesnaen amilidir şu yönde. Ma'muldur tesnaen mef'uludur şu mef'ullük yönünde. Yani farklı itibarlarla bir de manın şeyi var. Yani farklı yani müfteda olabileceği örneği var. Burada getirmedi çünkü hem mende getirdi, hem ondan sonra en yönde getirdi. Artık hani getirmeye gerek kalmadı diye düşün o düşünceyle burada müfteda olmasını örnek vermedi. Biz bir örnek versek, matif alhu, alhu. Yani sen ne yaparsan ben de onu yapar. Bakın burada matif alhu, tefel fiil fiil müstetir ente. Hu ma ya dönüyor. Dolayısıyla burada müftedadır. Felsefet şart ef'alhu onun cevabı şartıdır. Dolayısıyla ee, Ma atasına da bu şekilde. Tabii ma ile ilgili farklı bir görüş de var. Ma'nın zaman olduğunu söyleyenler de var. Ebu Ali Farisi, İbni Malik ve ebul Baka bu may şartiyenin, edat-i şartın biz dedik ki e, zaten akılsızları için ne e, manasındadır? Ma adasına, ne yaparsan esna onu yapar. Ma tefe'nu neyi yaparsan onu yapar. En ne manasını verir. Ama e, şeye göre i̇bn ee, İbni Malik e, ve Ebu Ali Farisi'ye göre zaman da olur ki ayet-i kerimeye örnek verirler. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ Yani فَمَسْتَقَامُوا orada ma e, zaman anlamında ve edat-ı şarttır. Dolayısıyla ma'nın e, zaman zarfı olarak da geldiğini söylüyorlar. Eğer zaman zarfı olarak gelirse zaten mef'ulü olur, e, mef'ul bihi veya müpteda olmaz. Böyle bir görüş de vardır. Bu şekilde bu dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.